Ben şimdi başlıyorum kayda. Tamam. Çok güzel olur. Üç aylıkken gözüme bir problem olmuş. O çözülmüş. Ameliyatlar geçirmişim. Ameliyatlardan sonra gözümde bir sıvılaşma olmuş. Gözüm maviye dönmüş. Maviye dönünce de insanların bana böyle dikkatli bakması, böyle deli demesi benim hoşuma gitmiyordu tabii. Sonradan en son geçirdiğim bir ameliyatta gözümün iyileşmesi ve sonucunda Bülent Yazıcı'nın yaptığı bir ameliyattan sonra gözümün iyileşmesi, büyümesi olmuştur. Sonra bir ay sonra ise protez taktırmıştık. İris protezden, Merve Hanım'dan. Oradan sonra ise bu ameliyat başarılı bir şekilde geçmiştir. Gözümde şu anda hiçbir şey yok. Herkes bana kendileri nasılsa bana da öyle bakıyorlar. Yani kendimi çok iyi hissediyorum. Eskiden öyle değildim. Artık aynı kişilerle aynı belirli insanlar gibiyim. Protez göz herhangi bir nedenden dolayı, mesela trafik kazası olur, göz içi tümörler olur ya da doğuştan hastalar gözünü kaybediyor. Tamamen hani göz yok. Estetik amaçlı yapıyoruz protezi. Görmeye herhangi bir katkısı olmuyor. Hani renk ve bakış açısı olarak tamamen aynı oluyor. Yani protez göz sonuçta gözü yok, yani yuva tamamen boş ve estetik açıdan kötü duruyor. Yani hasta da zaten tek istediği şey aynısı olsun, estetik dursun. Bunu istiyor. Ben de son derece zaten estetik duruyor yaptığım protezler. Yani tabii özgüvenleri yerine geliyor. Yani sonuçta dışarıdan bir insan bile gördüğümüzde biz hani gözü olmayınca insan ister istemez gözü oraya gidiyor. Yani bu sefer hani gözü olmayan insan hani şey oluyor, kendine özgüvenini düşük hissediyor. Protez gözü yapıldıktan sonra daha özgüvenli insanlar oluyor. Hani çalışmaya daha çok yöneliyorlar. Protez göz akrilikten yapıyorum.
İlk önce hasta geliyor, ben ölçü alıyorum silikon yardımıyla, tamamen göz yuvasının ölçüsünü çıkartıyorum. Daha sonra hastayla karşılıklı oturarak göz rengini boyuyorum. 12 milimlik disklerim var, akrilik boyalarla o göz rengini tutturuyorum, yani aynısı oluyor. Daha sonra bunu kalıba alıyorum, prova için çağırıyorum. Bakış açısı provası yapıyoruz zaten, göz şaşı bakmasın veya göz kapağı aralıkları eşit olsun, onu ayarlıyorum. Yaklaşık yani 3-4 gün içinde protezi teslim etmiş oluyorum. Sklera rengini de gözün beyaz kısmına sklera diyoruz. Onu da tamamen damarlandırmasını da kişiye özel bakılarak yapılıyor. Yani bu ameliyatlar evisserasyon eniklasyon ameliyatları deniyor. Bu ameliyatlar sırasında yapan doktor gözün içine implant yerleştiriyor. Protez de o implantın üzerine yapıldığı için göz hareket edebiliyor. Hareketli protezler oluyor yani. İlk biraz çekinerek girdim aslında, yapabilecek miyim diye. Ailemin desteği çok oldu bu konuda. Daha sonra COSGAP'e başvurdum. Girişimcilik kurslarına gittim. COSGAP'ten bir destek aldım. Öyle başladım yani. Yani öğrendiklerini tabii arıyorlar, geliyorlar. Ya tamamen aynı olacak mı, renk uyumu olacak mı, göz hareket edecek mi? Sordukları şeyler bunlar oluyorlar.